Bu dersimizde de operatörlerden bahsedeceğiz. Operatör dediğimiz kavram programlarımızda karşılaştırma, matematiksel veya mantıksal işlemleri gerçekleştirirken kullandığımız işaretler aslında. İlk olarak aritmetik operatörlerden bahsedelim. Aritmetik operatörler matematikte bildiğimiz yapıların birebir aynısı aslında. Nasıl ki artı işareti toplama, eksi işareti çıkarma işlemine yarıyor. Burada da benzer şeyler geçerli. Daha önceki kodlarımızda da zaten küçük küçük bunların kullanımını görmüştük. Bunun için double deyip sayı 1 diyorum. Buna 9 değerini verdim. Yine double deyip sayı 2 diyelim. Buna da işte 12 değerlerini ya da daha küçük olsun 6 değerini verelim. Geldim buraya. Print dedim. Dolar deyip sayı 1 artı yine dolar deyip sayı 2 diyelim. Toplamı dedikten sonra nasıl bunların ikisini yazdırmak istediğim için süslü parantez kullanıp ne demem gerekiyor? Sayı 1 artı sayı 2. İşte burada kullandığımız bu artı nedir? Bir operatördür. Aritmetik operatör diye geçiyor. Ne olacak? Bana ekrana iki sayının toplamı olan 15 değerini verecek. Hemen bunu şöyle çoğaltalım. Hızlı bir şekilde geçelim bunları. Eksi çarpı bölü. Operatörlerimizi burada şimdi bunun içinde yazdığımda string ifade olduğu için bu bir metinsel. Yani ekrana işaret olarak yazarken bu süslü parantezlerin içine yazdığımda tam bir operatör oluyor. Yapması gereken işlemi yapıyor. Çarpı ise çarpı, bölme ise bölme. Evet, gördüğünüz gibi değerlerimiz düzgün bir şekilde hesaplandı. Burada belki bilmediğiniz şu olabilir. Yüzde işareti. Yüzde işareti ise verdiğiniz sayıların modunu buluyor. Mod kavramı neydi? Şunları hemen toplamı, farkı diyelim. Çarpımı, bölümü. Bu da modu. Mod dediğimiz kavram iki sayının birbiriyle olan farkıdır aslında. Başka da bir şey değildir. Şimdi ben 9'da 6'yı verdim. 9'un 6 ile bölümünden kalan 3 olduğu için ekranda 3'ü görüyorum. Bu şöyle durumlarda ihtiyacımız olabilir. Mesela girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulmak için. Eğer bir sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise o çifttir. 1 ise tektir, değil mi? Hani böyle durumlarda ihtiyacımız olabiliyor. Yine uygulama geliştirirken aslında bir yerlerde karşımıza çıkacak. O yüzden bunu bilmemiz önemli. Aritmetik operatörler bu şekilde. Gelelim atama ve karşılaştırma operatörlerine. Yine daha önceden aslında biz atama işlemleri yaptık. Hatta şurada bile yaptığımız işlem nedir? Bir atama işlemidir. Tek işaret sağdaki değeri soldaki değişkeni atamaya yarıyor demiştik. Burada bilmediğimiz neler olabilir? Şöyle yapalım. Aritmetik operatörler diyelim buna. Gelelim buraya. Atama operatörleri. Atama ve karşılaştırma. Bu arada bunlarla ilgili notları da buraya düştüm. Yeri geldiğinde okursunuz. Küçük küçük hatırlatmalar yaptım. Şimdi burada da karşımıza artı eşittir, eksi eşittir, bölü eşittir gibi kavramlar çıkıyor. Ben mesela şöyle bir ifade yazabilirim. Double sayı 3 eşittir mesela 5. Daha sonra buna gidip ne yapabilirim? Sayı 3 yeni bir değer atıyorum. O yüzden eşittir dedim. Sayı 3'e 5 ekle. Bu ne demektir? Sayı 3 diye bir değişken tanımlanmış. 5 değeri var. Daha sonra buna bir 5 değeri daha eklenip sayı 3'e geri atanmış. Yani matematiksel olarak mantıksız gelebilir ama yapılan işlem nedir? Sayı 3 gördüğü yere 5'i yaz. 5 artı 5 10 ve ben bu ifadeyi yazdırdığımda ekranda ne göreceğim? Sayı 3 diye yazdırırsam sayı 3'ün yeni değeri olan 10 sayısını göreceğim. İşte bu işlemin çok daha kolay bir yolu mevcut. Gelelim buraya. Sayı 3 dedikten sonra artı eşittir 5 diyorum. Bu da yine ne anlama geliyor? Sayı 3 eşittir sayı 3 artı 5 anlamına geliyor.
Yani sayı 3'ü al, 5'e ekle, daha sonra bu yeni değeri sayı 3 değişkenine tekrardan atan. Bu yapılan işlemden sonra ekranda artık sayı 3 yerinde ne görmem lazım? 10 değil, 15 değerini görüyor olmam gerekiyor. Bu şekilde. Benzer şeyler eksi eşittir, çarpı eşittir, bölü eşittir için de geçerli. Onları artık anlatmayacağım. Dediğim gibi verilen sayı ile işlemi yap. Daha sonra da değişkeni kendisine tekrardan ata anlamına geliyor. Bu yüzde eşittire kadar geçerli. Hani modunu al, daha sonra geri ata gibi. Yapalım isterseniz. Sayı 3 dedim. Şu an 15 değeri var en son. Bölü yüzde eşittir 4 diyelim. Ne çıkacak? En son 15 değeri vardı. 15'in 4 ile modunu alacak. Yani kalanını alacak. O da 3'e eşittir. Daha sonra da sayı 3'e atacak bunu. Haliyle sayı 3'ün içinde 3 değerini göreceğim. Gördüğünüz gibi. Atama ve karşılaştırma işlemlerinin atama kısmı bu şekildeydi. Karşılaştırma operatörleri de yine matematikte bildiğimiz küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit gibi yapılar. Bunları yine yukarı yaptım ama küçüktür, büyüktür, işte küçük eşittir, büyük eşittir, eşit eşittir bu kıyaslama yapar ve ünlem eşittir bu da eşit değilse durumu anlamına geliyor. Gelelim buraya. Double sayı 4 mu oldu? 4 eşittir 9 diyelim. Bir de sayı 5 yapıp 5 değerini verelim. Burada artık şartlarımızı yazabiliriz. Sayı 4 küçük ve eşit mi sayı 5'e gibi. Şimdi sayı 4 küçük ve eşit mi 5'ten? Değil. Haliyle bu if kısmı çalışmayacaktır. Çalışacak kısım neresidir? Buradaki else kısmıdır. Print line sayı 4 küçük ve eşit değildir. Mesela burada şöyle yapabiliriz. Sayı 4 yerine dolar sayı 4 diyebiliriz. Küçük ve eşit değildir. Dolar sayı 5'e gibi. Çalıştıralım. Sayı 9 küçük ve eşit değildir. Sayı 5'ten. Tamam. Benzer şeyler büyük eşit vesaire için de geçerli. Buradaki bu eşit eşit dediğimiz gibi karşılaştırıyor direkt değer olarak. Hatta ve hatta bunu string ifadeler için bile yapabiliriz. String dedim. İsim dedim. Emre dedim. String soy isim dedim. Soy isim Altunbek. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit mi? Değil. Eğer isim eşit eşit ise soy ismi. Hatta bunu öğrendik artık. Hani karşılaştırma yapıyor dedik. Mesela burada şunu yazabiliriz. Eşit değil ise. İsim soy ismi eşit değil ise print. Ne yaz? İsim soy isime isimle aynı değil diyelim. Yine Java ve Kotlin'den gelen arkadaşlar string ifadeleri karşılaştırırken equals diye bir metot kullanıyorduk. Burada öyle bir şey geçerli değil. Direkt olarak çift eşittiri kullanıp değerlerini anlayabilirsiniz. Mesela şunu çalıştırdığımda isim soy isimle aynı değil dedi. Ama ben soy isme de gidip Emre yazarsam tıpkı şu an tabi buna bir ifade yazmadığımız için göremedik. Print line diyelim. Sim ile soy isim aynı değere sahip. Bu ifadeyi görmem gerekiyor. Evet. Java'da stringler için equals diye bir metot kullanıyorduk. Direkt çift eşittir kullandığımızda bazen farklı sonuçlara götürüyordu. Ama Dart dilinde böyle bir durum söz konusu değil. Direkt olarak string değişkenleri de çift eşittirle kıyaslaya karşılaştırabiliyorsunuz. Umarım hızlı geçmiyorumdur. Dediğim gibi zaten bildiğinizi varsayıyorum ve ilerleyen derslerde sırf bir ders bu öğrendiklerimizle ilgili tekrar yapacağımız için hani şu an hızlı bir şekilde özet geçmeye çalışıyorum.
İşte karşılaştırma ifadeleri de bu şekildeydi. Gelelim mantıksal operatörlere. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar da yine daha önceden kullandık. Şöyle yapalım. Ve veya alt gr ve küçüktür tuşuna bastım. Bir de not. Kullandığımız yapılar bunlar. Şimdi bunun mantığını matematikten biliyor olmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız anlatayım. Dediğim gibi aslında Türkçedeki ifadelerle birebir aynı. Mesela şöyle bir iş ilanı gördünüz. Java ve Kotlin bile. Bu ne demektir? Hem Java'yı hem Kotlin'i bilecek. Herhangi birini bilmezse, bilinmiyorsa şart sağlanmaz. Benzer yapı programlama dilinde de geçerli. Şöyle gösterelim. Bir tablo çizeyim sizlere. Şöyle. Eğer biliyorsa, yani true'ysa bir yazalım Java'ya. Bu da Kotlin olsun. Bu da sonuç olsun. Biliyorsa 1, bilmiyorsa 0 yazacağım. Eğer Java'yı ve Kotlin'i biliyorsa ikisini bildiği için sonuç 1 olacaktır. Yani pozitif. Eğer Java'yı biliyor, Kotlin'i bilmiyorsa şartı sağlamıyor. Bakın Java veya Kotlin demiyor. Java ve Kotlin diyor. O yüzden şartı sağlamayacak, 0. Java'yı bilmiyor ama Kotlin'i biliyor. Yine şartı sağlamayacak, 0. Java'yı da Kotlin'i de bilmiyorsa zaten Allah'a emanet demektir. Her ikisi de 0, 0 olacak. Mantık bu. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu kullanırken iki tane boolean değer oluşturalım. Boolean koşul 1 dedim. Eşittir true. Değeri atadım. Hani bunları konuşmuştuk ya. Şu an kullanacağız işte. Koşul 2 diyelim. Bu da true olsun. Geliyorum buraya, print dedikten sonra direkt olarak bunu yazabilirim şu şekilde. Koşul ve pardon. Koşul 2. Burası koşul 1, burası koşul 2. Ne olacaktır? Her ikisi de true olur olduğu için true ve true, yani 1 ve 1 1 olacaktır. Yani true olacaktır. Burasının true olması demek konsolda true yazısını görmem gerek demek. Peki ben gidip bunu false yaparsam veya herhangi birini false yaparsam ne olacaktır? Bu sefer false değeri görüyorum. Çünkü koşullardan biri false. Hani sağlamıyor dediğim, yani şuraya sıfır olarak belirttiğim alan false demektir. Buranın true çıkması için her ikisinde true olması lazımdı. Biri false olduğunda veya ikisi false olduğunda false değeri görüyorum. Benzer şekilde bu and'di, bir de veya. Bunu da gelelim buraya. Java veya Kotlin bilen. Bu da ne anlama geliyor? Bu dillerden sadece birini veya her ikisini bilmesi gerekiyor. Tabloyu yine çizelim mi? Geldim buraya. Java, Kotlin, sonuç. Biraz kötü oldu ama. Java, Kotlin, sonuç. Şimdi adam Java'yı biliyor, Kotlin'i de biliyor. Bu şartı sağlıyor mu? Sadece birini ve her ikisini biliyor. Evet. Java'yı biliyor, Kotlin'i bilmiyor. Yine geçerli. Java'yı bilmiyor, Kotlin'i biliyor. Yine geçerli. Java'yı da bilmiyor, Kotlin'i de bilmiyor. Artık dediğimiz gibi bu da yine Allah'a emanet bir durum olmaz. Ama şu şartları sağlıyor. Bunu da yine ekrana yazdırırsak hızlı bir şekilde ne olacaktır? Print koşul 1 veya koşul 2. Verdiğim şartlardan herhangi birinin doğru olması durumunda print ifadesi doğru çıkacak. True dedi. Niye? Çünkü buradaki koşul 1 true olduğu için. Her ikisi false olursa sadece o zaman false çıkacaktır. Bu da bu şekilde oluyor. Tek ünlem ise verdiğiniz değerin tersini alır. Mesela buraya koşul 1 yazdınız. Normalde koşul 1 false. Ben bunu bu şekilde çalıştırdığımda ekranda false değerini görüyorum. Ama başına gidip ünlem koyarsam
False'un tersi nedir? True'dur. O yüzden burada true işaretini gördüm. Bunun da kullanımı bu şekildeydi. Yani şurada anlattığım şeyler aslında daha önceden if kısmında mı kullanmıştık? İşte not değeri 80'den büyük ve eşit ve de 90'dan küçükse, yani bunlardan ikisinin de sağlaması lazım. Biri yanlış olsa burası doğru olmayacağı için hemen altındaki print satırı çalışmazdı. Buranın mantığı da aslında bundan geliyor. Bu ders biraz uzadı. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Bir sonraki derste devam edelim.